Şimdi Mutezile'ye gelelim kardeşler. Çünkü Mutezile ile Cem bin Safvan arasında uzak da olsa bir ilişki var. Biliyorsunuz ki Mutezile ismi ilk olarak Vasıl bin Ata'dan geliyor. Vasıl bin Ata Hasan-ı Basri'nin talebesi ve onunla iman noktasında bir tartışmaya giriyor. Onu anlatacağız ileride. Hasan-ı Basri'den itizal ediyor. Yani mescidin başka bir tarafına gidiyor. Başka bir çember kurup kendi davetini yapmaya başlıyor. Yanına da Amr bin Ubeyd'i alıyor. O da kelamcı. Bunlar aklı naklin önüne geçirip İslam'ı kendilerine göre Allah'ın dinini anlatmaya çalışıyorlar. Bakın Vasıl bin Ata ilim ehli bir şahıs. Yani Hasan-ı Basri'den ilim almış. Bununla beraber kitap okuyan, çokça düşünen, rivayetlerden haberdar olan bir şahıs. Mutezile ilk çıktığında şu andaki haliyle uzaktan yakından bir alakası yoktu. Ama sonradan gelenler, mesela Bişr el-Merisi gibi adamlar, bunlar bu mezhebe cehmiliği kattılar. Veya Sümame bin Eşres gibi kişiler, bunlar bu mezhebe cehmiliğin bir kısmını ilave ettiler. Çünkü Cehm bin Safvan dedi ki, Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ismi de yoktur, haşa, hiçbir sıfatı da yoktur. Hepsini küllen inkar etti. Mutezile de geldi dedi ki, hayır dedi. İsmi vardır, sıfatları yoktur dedi. Yani ismi mecburen Kur'an'da geçtiği için ispat ettiler, sıfatları iptal ettiler. Yani dedi ki Allah görür görmesiz, işitir işitmesiz, bilir bilmesiz gibi kendilerine göre ehli sünnet vel cemaatin dilinden, bazı insanların dilinden kendilerini korumak için isimleri ispat ettiler. Sadece sıfatları inkar ettiler. Bakın ne oldu şimdi? Sıra sıra anlatıyorum. Cad bin Dirhem geldi, Cem bin Safvan geldi, sonra Mutezile geldi. Biraz daha hafifletti, biraz daha. Tabii bu hafifletme sonucunda örnek veriyorum, Mutezile'nin içinde de birçok kol var. Onu yeri gelince anlatacağım. Mesela Mutezile'nin bir kolu vardır ki iman meselesinde farklı düşünüyor. Bir kolu var farklı düşünüyor. Bir kolu var kader hakkında farklı düşünüyor. Bir kolu var kader hakkında farklı düşünüyor. Onları yeri gelince anlatacağım. Şu anda sadece isim sıfat hakkında konuşuyorum. Mutezile'den sonra bu sefer Eş'ariler ve Maturidiler geldi. Bunlar da Cem bin Safvan'ın fikirlerini biraz daha yumuşattılar. Biraz daha. Halbuki yapmaları gereken neydi? Yapmaları gereken selefe tabi olmaktı. Ama onlar bunu yapmadılar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatlarını kabul ettiler. Hayat gibi, ilim gibi, kudret gibi, irade gibi, semi, basar ve kelam gibi sıfatlarını kabul ettiler. Geri kalan sıfatların birçoğuna teviller getirdiler. İptal ettiler, tatil yaptılar. İşte bugün tam olarak çevremizde bulunan insanların ekseriyeti Maturidi ve Eş'ari. Bunlarla konuştuğun zaman kendilerine ehli sünnet vel cemaat diyorlar. Halbuki bunlar cehmiliğin bir kısmını almışlar ve insanlara yutturuyorlar ehli sünnet diye. Ve sen hakkı söylediğin zaman da sana ne diyorlar? Mücessime diyorlar, müşebbihe diyorlar. Peki isim sıfattaki dördüncü anlatacağımız fırka hangisi? Müşebbihe ve mücessime. Böyle bir fırka var mı normalde? Evet, tarihte böyle bir fırka var. Hatta bugün günümüzde de var ki bugün Allah arşına istiva etti diyen insanları müşebbihe diye suçlayan Cübbeli gibi, Ebubekir Sifil gibi zındıklar hiç çevrelerine bakmıyorlar ki İbni Arabi gibi, Hallacı Mansur gibi insanlar Allah'ın insanların içine girdiğini iddia ediyorlar, haşa. Yani hulul inancına, vahdedi vücut inancına inanıyorlar. Bu müşebbiyenin, mücessimenin ta kendisidir. Hatta bununla alakalı Celaleddin Rumi'nin sözleri var. Hocalarından naklediyor. Allah Azze ve Celle'yi farklı farklı şeylere benzetiyor. Organlara benzetiyor. Yani Allah'ı şekilden şekile sokuyor ki bu müşebbiheliğin, mücessimeliğin ta kendisidir. Ondan dolayı burada önemli bir detay var. İkinci bir nokta vardır ki tarihte müşebbihe ve mücessime var mıydı? Evet vardı. Mesela Ali radıyallahu anh'ı ilahlaştıran Şia tayfası vardı. Gulat Şia'dan bir kısım vardı ki bunlar Hişamiye fırkası diye bir fırka. Bunlar işte Allah Azze ve Celle'nin Ali radıyallahu anh'ın şekline girdiğini iddia ediyorlardı. Haşa ve kella. Veya Allah'ın bizzat onun şekline girdiğini iddia ediyorlardı ki burada biraz Hristiyanlığa özendiler.
ve mücessime ve müşebbiheliğe kaydılar. Ondan dolayı bugün mutezile ehli sünnete ne der? Sizler derler müşebbihesiniz der, mücessimesiniz der. Bugün cehmiler, bugün günümüzdeki eşari ve maturidiler de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla bu meselelerin her birini cem edersek bugün günümüzdeki insanların hala doğru yolu bulamadıklarını görürsünüz. Örnek verecek olursak buraya dikkat edelim kardeşler. Bugün ehli sünnet vel cemaat olan kendine Müslümanım diyen birçok hoca, alim, eşarilikten ve maturidilikten etkilenmişler. Gerek dolaylı yoldan gerek direkt olarak etkilenmişler. Onların kitaplarından etkilenmişler. Ve onları da ehli sünnetin içine dahil etmişler. Bugün kendine ehli sünnetim diyen adamlara bakın. Sorun, eşariler ehli sünnet midir değil midir? Size ne diyecekler? Size diyeceklerdir ki evet onlar da ehli sünnetin içine dahildir diyecekler. Halbuki ehli sünnetle uzaktan yakından alakaları yok. Onlarda yani İbn-i Teymiye'nin dediği gibi yani cehmilik var. Dolayısıyla onlar o isim sıfatlar, kader, Allah'ın kelam sıfatıyla alakalı bu fikirlerinden dönmedikleri sürece onlardaki bu cehmilik gitmez. Peki şu soru gelebilir. İmam Ahmed neden isim sıfatlar hakkında ilhada sapanlara cehmi diyordu? Sebebi buydu. En ufak bir Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları hakkında tatile giden insanlara İmam Ahmed cehmi diyordu. Bu cehmidir diyordu. Bugün günümüzde olsaydı İmam Ahmed eşarileri %100 cehmilikle ne yapardı? Suçlardı. Derdi ki bunlar cehmidir derdi. Biraz sonra örneklerini verdikten sonra benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ondan dolayı burada bunu söylemiş olalım. Evet. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.